Demirağa Kozan. Boşanma talebinizde kararlı mısınız? Evet. Lütfen yüksek sesle. Evet. Yiğit Kozan. Siz boşanma talebini kabul ediyor musunuz? Beyefendi. Evet. Ediyorum. Adamlar hazır mı? Bunu istediğinden emin misin? Bak onları bir kez bu topa sokarsan hepiniz hedefte olacaksınız Cide. Magazin bu. Yakalanması kolay ama kaçması zor. Patlat gitsin Fırat. Bu benim rezaletim değil ki, onların rezaleti. Çekecekler cezalarını. Kabusum bitti. Şimdi onlarınki başlıyor. Buraya kadar. Veda zamanı. Hoşça kal Yiğit Kozan. Sen istedin. Ben de boşandım. İşte bu kadar kolay. Bu kadar basit. Kolay. Bu kadar kolay. Neden bu kadar kolay biliyor musun? Çünkü umurumda değil belediyenin ne söylediği, hakimin ne karar verdiği umurumda değil. Boşandık. Ne oldu? Bitti mi? Ayrıldık mı? Eğer ayrılık buysa Nur, ayrılık da sevdaya dair demiş şair. Bak Nur. Biz buradan ayrılmadığımız sürece bu ayrılığın benim kalbimde bir hükmü yoktur. Evet.
belki bir ömür boyu kavuşmadan geçecek. Mecburiyetlerim benim, öfken senin elini kolunu bağlayacak belki. Belki de bir ömür aşktan mahrum geçecek ama... ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın... bundan sonra senin gölgen benim. Senin peşini bırakmayacağım. Ben Yiğit Kozan'sam, ben de kalbimden adım kadar eminsem... benim kalbim bu bedende atmaya devam ettiği sürece senden de... seni sevmekten de vazgeçmeyecek. Sen mi ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
Nazan, Yiğit'e ulaşamıyorum. Yok sanmıyorum ama Mert'i falan görmeye gelirse ben gelmeden bırakma, tamam mı? Bugün kardeşim yanında olmak istiyorum. Cahit. Cahit, iki dakika konuşabilir miyiz? Hastane masraflarını karşılıyoruz. Baban için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sen daha niye diye buraya geliyorsun, ha? Benim masraflar falan umurumda değil. Ben buraya haklı olduğum için geldim. Bak, Cahit babam uyandığında yüzüme bile bakmayacak. Annem yüzüme bakmıyor çünkü yine onu kandırdığımı zannediyor. Kardeşim benden iğreniyor, benim yüzümden hastaneye bile gelmedi. Cahit, yalvarıyorum sana. Lütfen haklı olduğumu ispat etmem için bir şans daha ver bana. Hiç olmazsa kendi kabahatim yüzünden onları kaybetmiş olayım. Ya sen benden şans mı dileniyorsun hala ya? Ya sen ne utanmaz, ne yüzsüz bir yaratıksın arkadaşım ya, ha? Ben sırf senin çenen kapansın diye gittim test yaptırdım. Ama yanlış doktora yaptırdın işte. Nazan o doktorda... Ya yeter, Allah aşkına yeter artık ya. Ya kendini acımıyorsan şu karnındaki bebeğe acı ya. Git, git o şovunu, o bebeğin babası kimse ona yap, bana değil. Cahit. Cahit sana inandığım her şey üzerine yemin ederim ki bu bebeğin babası sensin. Elmas, sen var ya çok iyi bir oyuncusun biliyor musun? O kadar iyi oynuyorsun ki artık kendin bile oynadığına inanıyorsun Elmas. Hastasın sen. Vallahi de billahi de hastasın. Hadi Nur, hadi aç şu telefonu. Ne oldu? Açmıyor mu? Sanırım bugün çekim yapmak iyi bir fikir değildi. Ona iyi geleceğini düşünmüştüm. Boşanmak için ne derler bilirsiniz. Ölümden sonraki en güçlü travmadır. Bilmem. Daha önce hiç boşanmadım. Gözyaşları bitti. İşini yap. Her şeyi bir kenara at, git ve işini yap. İşini yap. Nur! Ne yaptığını sanıyorsun? Sana söylediğim şeyi yapıyorum Nur. Sana peşindeyim dedim. İşte peşindeyim. Ne hakla ya, ne hakla? Belki buna hakkım yok ama... inan başka çarem de yok. Yiğit delirtme beni. Uzaklaştırma kararı mı çıkartmamı istiyorsun? İstiyorsan çıkart. Fayda etmez ki. Ben senden uzaklaşmam. Bu yaptığın hiçbir şey yaramayacak. Gölgen de olsan, her an peşimden de gelsen hiçbir şey fark etmeyecek. İkimizi öldürdün sen. Bu kez diriltmeye senin bile gücün yetmeyecek. Ha, istersen içeri gel. Çekimi de seyret. İçeride nasıl başka bir kadın olduğumu gör. Tahammül edemediğin. Boya küpüne batmış kadının senin nasıl kalbinden söküp attığını gör. Bunun için içeri girmeme gerek yok ki. Ben zaten benim sevdiğim kadının o süslü püslü hiç tanımadığım halini sokaklarda görüyorum. Öyle yaparak beni kandırabileceğini, beni yıldırabileceğini zannediyor ama yanılıyor. Senden kopmak... Evet. Sırf bana zincirlerini kopardığını ispat etmek için kendini o boya küpünün içine attın. Senden sırf beni boşanmaya razı etmek için kendini olmadığın biri gibi görünmeye daha fazla zorlama diye boşandım. Daha önce söyledim sana. Defalarca kez de söyleyeceğim. Anlıyor musun? Bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. Sen anlayana kadar, nefesinin kesilene kadar söyleyeceğim. Senin peşini bırakmayacağım. Bitti. Sen ne yaparsan yap. Bugün sensiz hayatımın ilk günü. Peşimde gölge gibi dolaşsan da ben hayatımı yaşayacağım. Sensiz yaşayacağım. Beni hayatından çıkarabilirsin. Ya kalbinden, ha? Kalbinden! (Gülüyor)
Hala kapalı. Yani dediğim gibi gün çekim yapmak iyi bir fikir değildi. Yanlış hatırlamıyorsam modeliniz bugünü özellikle tercih etmişti. Evet. Öyle olmuştu Hazal Hanım. Ama malum karşınızdaki robot değil, insan işte. Ya. Ama burası da İnsan Yardım Vakfı değil. Çekim stüdyosu Fırat Bey. Ve biz burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bakın, 25 dakika. Şöyle kabaca bir hesap yapınca modelinizin bu çalkantılı özel yaşantısı bu 25 dakikada bize tam 20 bin liraya mal oldu. Hazal, söyle arkadaşlara çekim erteliyoruz. Sanırım 20 bin liranızı telafi edeceğiz Hazal. Özür dilerim. Geciktim. Biz artık gelemeyeceğini düşünmeye başlamıştık. İstersen ben seni otelde bırakayım. Hem biraz toparlanırsın. Çekimi de erteleyelim istersen. Ha? Hayır. Hayır. Ertelemek yok. Ben çalışacağım. Bugün buna çok ihtiyacım var. Objektifin karşısına geçeceğim. Ve kendimi toparlayacağım. Bugün benim yeni hayatımın ilk günü. Bugün benim geçmişime sünger çektiğim gün. İşimi yapacağım. Kendi yolumu çizeceğim bugün. Bugün yapmazsam hiç yapamam. Hazırım ben. Başlayabiliriz. Ah be kardeşim. Aç şu telefonu da yiyeyim de bari ya. Yolda mısın yavrum? Mutfağa söyledim. Bayram sofrası kurduruyorum bugün. En kötü günümüz böyle olsun yavrum. Hadi geç kalma, bekliyorum. Bir şey mi söyleyeceksin Cahit? Yok. Yok bir şey teyze. Yüzünden düşen bin parça. Ayıp olmuyor mu böyle aile arasında ayrı gayrı duygular? Biz bayram yeri, siz kardeşinle cenaze evi olacaksınız bu akşam, öyle mi? Yapma teyze. Ayıptır. Yapma. Havai fişekte patlatalım mı yoksa sadece pasta kessek yeter mi Aytül Hanım? Nazan sen bunu kendi derdinden kaldırma. Müştemilatı gözetlemeye devam et. Cahit sana gelince... Gözümün önünde böyle taraf tutman çok ayıp oluyor. Hele tuttuğun taraf yanlışsa. Ben kardeşimin tarafını tutuyorum teyze. Sen boşandılar diye tef çalıp oynasan da kardeşimin tarafını tutuyorum. Ya hiç merak etmiyor musun Yiğit ne halde ne yapıyor diye? Ne halde ne yapıyorsa bırakacak. Buraya gelecek esas yuvasına. Evlatlarının başında duracak. Geç de olsa güç de olsa yanlışından döndü diye karalar bağlayacak değiliz. Kardeşini düşündüğün kadar Mert'i de doğacak yeğenini de düşünsen iyi edersin. Hayır, yorgan gitti, kavga bitti. Bu hala neyin cakasını satıyor acaba? Sen de gözlerini müştemilattan çek de caka sattırma Nazan. Aman canım ben öylesine yani kaç gündür kapı duvar. Hani ne oldular ki diye. Ya insanlık namına. Pardon ya, ben yanlış anlamışım. Tahir Efendi senin yüzünden kalp krizi geçirmedi değil mi? Cahit. Bak yine başlayacak. Tamam mı? Tamam. Ne olursun tamam Nazan. Ben şoförle konuştum. İki güne kadar taburcu olacakmış zaten. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor şimdi? Hayır sen niye arayıp soruyorsun ki onları? İnsanlık namına Nazan. Cahit, bak ben o insanları
etrafımızda istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Yapma Nazan. Bu saatten sonra o insanlar buraya gelmek isteyecekler mi zannediyorsun? Yapma. Allah aşkına yapma ya. Yok oğlum yok. Gelsen de aynı, gelmesen de aynı. Boşuna helak olma yollarda. Uyuyorlar zaten. Uyanınca da heyecanlanıyor. Kırpıç kalmamızı başlıyor. Bir gözünü açtı, eyvah diyor. Ah sen ne yapıyorsun? Başka bir şey bilmiyorum. Aman oğlum ya, bak konuştuğuma konuşacağıma pişman etme beni. Bütün rezilliğimiz ortada. Gizlimiz saklımız yok ki senden artık. Oğlum ama bak yine de ablandır o senin. Emin. Alo. Emin. Kız sen adamın canını almadan rahat etmeyecek misin ha? Ya merak ediyorum, ne yapayım, bir adam gibi göstermedik. Neden göstermedim acaba Elmas Hanım? Kız adam gözünü açar açmaz senin kiminle düşüp kalktığının derdine düşünüyor. Adını alınca tansiyonu fırlıyor. Ya sen niye anlamıyorsun be kadın? Babam şimdi beni öyle alelade biriyle düşüp kalktım zannediyor ama ben bir girsem, bir konuşsam, desem ki bak ben bir kabahat işledim ama bu hayırlara vesile olacak desem. Sonuçta ben karnımda bir kozan ve beytim şükür desem. Ne diyeceksin Elmas Hanım? Babacığım sokaktaki serseriden değil, koskoca Cahit Kozan'dan peydahladım. Malum adam azıcık evli, azıcık da kısır desen. Kız utanmadan hala masal anlatıyorsun bana. Karnındaki çocuğun gerçek babasını söyleyeceğin yerde o adam da o adam diye tutturuyorsun. Adam burada canıyla pençeleşiyor. Sen karnımda kozan bebeği var diye kasılıp duruyorsun. Anne beni oyuna getirdiler bak, anlamıyor musun sen? Oyuna gelmiş. Yazıklar olsun sana. Bunca zaman oynadığın oyunlara say. Bak kardeşin sen buradasın diye babasını bile görmeye gelmiyor. Baban uyanınca ne olacağını sanıyorsun ha? Vah vah, kızım bir suç işlemiş, ben de arkasındayım mı diyecek. Tenezzül edip suratına tükürürse ya Rabbi şükür de bu saatten sonra. Hadi git, gözüm görmesin seni. Nur Hanım, şu nazar boncuğu gibi gözlerinize nasıl kıymıştınız böyle? Bak daha kalın kapatıcı sür. Ya bir şeyler yap bak, bu şekilde şiş gözlerle olmaz. Makyaj tutmuyor vallahi Fırat Bey. Kaç kez yaptım bozdum. Göz farlarını yarın çeksek, allıkla rujla gitsek bugün. Tamam tamam, aldırma sen. Gayet iyi görünüyorsun. Makyajı bile bitmemiş. Ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüş. Ve bu şekilde çekime gelmek saygısızlıktan başka bir şey değil. Hadi.
hazır herhalde artık ya. Mert'cim bak bu çok eski bir numara. Böyle bizim zamanımızda vardı. Senin annen az okul kırmadı böyle. Anne sen de amma yaramazmışsın. Mert'cim annen de çocuktu bir zamanlar yani. Hadi bu oldu herhalde artık. Al bakayım iç bunu hadi. Hadi dik. Bunun tadı iğrenç. Ya anne bu iğrenç falan değil. Hadi iç. Hadi niyetini iç hadi. Anne ama bunun tadı çok kötü. Mert'cim ama bak onu içmezsen baban dönmez bize geri hadi. Hani kötü cadınır gidince babam gelecekti. Tamam dur. Dur bir her şey sırayla. Evet kötü cadınurdan kurtulduk. Niye? Çünkü biz harika bir ekibiz oğlum. Şimdi sıra babana kavuşmakta değil mi? Sen söyle bakayım bana. Babam bu gece eve gelsin istiyor musun, istemiyor musun sen? İstiyorum. İstiyorsun. Hadi o zaman onu şimdi dikiyoruz. Hadi bir yudum bile kalmayacak Mert. İçeceksin onu. Aferin aslan olma benim. İç iç hadi. Hadi annem hadi. Hadi iç onu hadi. Düşkün ateşi. E tamam şimdi öter o derece anlarız ne olduğunu. Hadi yavrum bir yudum daha iç. Hadi Mert'cim. Hadi ama anneciğim. Oo 39 olmuş ya. Hadi Mert hadi. Hadi oğlum gidiyoruz hastaneye. Ya dur. Allah Allah konuştum diyorum doktoruyla salgın varmış. Bu saatte acile götürseniz ne olacak diyor. Adam gelecek yarın burada bakacak işte. Bu saate kadar beklerseniz acele kalırız tabii. Babam olmadan gitmem diye tutturdu Yiğit'ciğim. Oğlum, ya niye öyle yapıyorsun? Ben hastaneye de gelirdim seninle beraber. Tamam, hadi oyalama çocuğu. Dinlensin, uyusun biraz. Tamam. Baba, elim yudu. Baba, bu gece burada kal. Kalacağım tabii. Kalacağım ben bütün gece yanında kalacağım. Sen hiç merak etme. Başucunda seni bekleyeceğim tamam mı? Hadi şimdi kapat gözlerini. Hadi yum gözlerini uyu sen. Güzel yavrum benim. Akşamki inanılmaz bir performans. Gerçek bir savaşçı. Direniyor. Çektiği bütün acılara rağmen direniyor. Sizi ne kadar etkilediğini görebiliyorum. Harikaydın Nur, kusursuzdun. Fotoğrafları görmek için sabırsızlanıyorum. Büyük şans. Nur'un bize dönmesi büyük şans. Düşündüğümden daha hızlı toparlıyor. Hayır. Güçlü görünmeye çabalıyor. Yaralarını tek başına sarmaya çalışıyor. Belki de düşündüğü kadar yalnız değildir. Fotoğraflara bakalım mı? Tabii, buyurun.
Tamam Zehra. Ben siliyorum makyajımı. Pardon. Siz miydiniz? Devam et. Kurtul şu boyalarından. Bir şey mi istediniz Hazal Hanım? Geçmiş olsun. Pardon? Ha, haklısın. Boşanmadan sonra geçmiş olsun denmez tabii. Hayırlısı olsun demek daha münasip galiba. Bu konuyu konuşmazsak sevinirim. Biliyor musun Nur? Seni ilk gördüğüm günden beri benim için büyük sürpriz olmuştu. Ama bu kadar sürprizlerle dolu olacağını ben bile akıl edememişim. Doğrusu kocanı, yani eski kocanı çok merak ediyorum. Kim bu gizemli adam acaba? Ha korkma. Sırrını yeni öğrenmiş olabilirim ama ağzım sıkıdır. Korkacak bir şeyim yok. Kalmadı. Mahkemeden çıkıp çekime gelmek, için kan ağlarken çekimde harikalar yaratmak. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Ben sadece işimi yapıyorum. Kerem Bey de işinin bir parçası mı? Anlayamadım. Birbirimize aptalı oynamayalım. Ben senin gibi kadınları gözünden tanırım. Ve şu an içine baktığım o çakır gözlerin aynısını daha önce de görmüştüm. Nur, ona çok benziyorsun. Ve onun yaptığı hataları tekrarlamak üzeresin. Bakın, beni kime benzettiğinizi ve bu benzerlikten neden bu kadar huzursuz olduğunuzu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Kerem Bey'i düşündüğünüzü görebiliyorum. Ve inanın bana, içinizi rahat tutun. Kerem Bey ile ima ettiğiniz gibi öyle planlarım, hesaplarım falan yok. Evet, zor günümde bana destek oluyor. Ama bundan daha fazlasının olmayacağını gayet iyi biliyor. O yüzden beni her gördüğünüzde böyle soğuk soğuk süzmekten de, bilmece gibi konuşmaktan da vazgeçin. Birbirimizi boşuna yormayalım. Kime benzettiğimi bir bilsen. Aptal. Kamera kızımızı seviyor. Ama bugün kesinlikle kızımız da kamerayı çok sevdi. İyi akşamlar. Gel Nur. Gel fotoğraflara bakalım. Çok yorgunum. Otele geçeceğim hemen. Ben seni bırakayım mı? Teşekkürler. Gerek yok. Otel çok yakında. Hem biraz yürüyeceğim, hava alacağım. İyi gelir. Kerem Bey, arabamız hazır. O halde şimdilik veda vakti. Bu akşam bambaşkaydınız. Kendi adıma sana çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Kadın, bakışlarıyla bile kırtlağımı sıkıyor sanki. Ne tesadüf. Nur, doğru bir karar verdiğini biliyorsun değil mi? Şu an canımın acısından başka bir şey bilmiyorum. Ya biliyorum. Daha çok erken ama iyi olacaksın. Gerçekten iyi olacaksın. Başka şansın var mı? Keşke olsaydı. Keşke başka şansımız olsaydı Nur. Ne düşünüyorsunuz Kerem Bey? Kampanyayı hızla toparladığımızı düşünüyorum. Ben işi sormadım. İşi düşünmediğinizi anlayacak kadar yakından tanıyorum sizi. Peki benimle bu tondan konuşmandan hoşlanmadığımı bilecek kadar da yakından tanıyor musun beni? Üzgünüm. Sizi benden başka uyaracak kimse yok. Ne diyorsun sen yine Hazal? Ne saçmalıyorsun? O kadın artık özgür ve her zamankinden daha tehlikeli. Anlaşıldı. Sen gizli gizli bizi dinlemişsin. İnsanların özel hayatlarını didiklemişsin. Hazal, bütün bu yaptıklarını sen kendine yakıştırıyor musun? Peki ya siz?
bugüne kadar evli olan bir kadına ilgi duymayı kendinize yakıştırabiliyor musunuz? Haddini aşma Azal. Bu çok sağlıksızca bir durum. Bu kadını gördüğünüzden beri aklınızı yitirdiniz. Belki yeniden terapi... Erkan! Arabayı kenara çek! Azal Hanım'ın kapısını aç! Bana istediğiniz cezayı verebilirsiniz. Sizi benden başka kimse uyaramaz. Kapat kapıyı. Geleceği benden başka kimse göremez. Kapat kapıyı! Devam et! İyileşeceksin Mert, hiç merak etme yavrum. İyileşeceksin evladım. Sen ne zaman iyileşeceksin Yiğit? Yüzüğün hala parmağında. Bu ne sadakat ya? Nereye gidiyorsun Yiğit? Ha? Sen hani bu gece oğlunla kalacaktın? Tamam, sakin ol. Bağırma, ben sadece ateşi düşsün diye sirkeli su yapmaya iniyordum aşağı. Hı. Tamam. Söylerim ben aşağıdakilere, yaparlar. Bizim sirkeli sudan daha önemli mevzularımız var. Konuşmamız lazım bizim. Artık boşandığınıza göre konuşmamız lazım Yiğit. Bundan sonra ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Bizim önce Mert'e bir kardeş olduğunu söylememiz lazım. Yardım alacağız. Önce nikah tarihi alacağız. Özür dilerim bebeğim. Kimse anneliğini almadı. Gidelim buradan. Kurtulalım ikimiz de. Ben yapamayacağım. Elmas, cam falan mı açık? Elmas! Elmas! Bak, ben geldim. Hoş geldin. Vedalaşmaya mı geldin? Yok. Yok. Hayır. Ne vedalaşması? Ben dertleşmeye geldim. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Eğer oradan inip gelirsen oturup konuşuruz mesela. Yolda anneni aradım. Bak, baban da yarın taburcu oluyormuş. Hadi. Gel konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Siz artık benim arkamdan konuşursunuz. Bu sefer oyun oynamadı, oyuna geldi dersiniz. Elmas, bak hamilelik, hormonlar, baban, Cahit, her şey çok üst üste geldi. Şimdi iyi değilsiniz ama iyi olacaksınız. Bak, siz diyorum. Karnında yeğenim var değil mi? Hadi,
Bak, kendini düşünmüyorsan onun için, yeğenim için elimi tut. Hadi Elmas, tut elimi. Tut. Hadi, tut elimden. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Benim karnımdakine de verecek bir şeyim kalmadı artık. Ben kaybettim. Baçayı kurtarırım, bu lanet hayattan yırtarım diyordum ama... Ben hayatımda ilk kez haklıyken kaybettim. Elmas! Bana bak! Tut şehrimi. Bak, hayatında ilk kez kendinden başkasını düşün. Karnındaki çocuğu düşün. Madem hayatında ilk defa haklısın. Haklıyken kaçıp gitmek değil. Kalıp mücadele etmelisin. Hayatında bir kez olsun. Oyunsuz, tuzaksız bir yol seç. Tut şu elimi. Elmas, elimi tut diyorum sana. Hadi Elmas. Hadi elimi tut. Gel. Elimi. Hadi. Tamam. Tamam canım. Ben nikah tarihinden bahsederken senin o yüzüğü hala parmağında tutman da kelimeleri kifayetsiz bırakıyordu. Bak Hilal, ben buraya bunları konuşmak için gelmedim. Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun Yiğit ya? Ben doğuma gittiğim zaman mı konuşacaksın? Sen nasıl bir adam oldun ya? Yukarıda çocuğumuzun bize ihtiyacı var. O çocuk hastayken bile bizim ikimizi kendisine ilaç yapıyor ya. Ona gidip kardeş müjdesi verip bak ailemiz tekrar bir araya geliyor diyeceğimize sen o parmağındaki uyduruk yüzünü çıkaramıyorsun bile. Bak, mantıklı olanın bu olduğunun farkındayım. Ama İclal, bazen mantıklı olan şeyler doğru olan şeyler değildir. Ne? Ha, ben sana inanamıyorum Yiğit ya. Kucağımda bir çocuk, karnımda bir çocuk, sen gittin başka bir kadınla evlendin, boşandın. Şimdi de kalktın bizim evlenmemizin doğru olmadığını mı söylüyorsun sen bana? Bana bak Yiğit. Bana bak, bunları konuşmak benim gururumu zaten yeterince kırıyor. Ama bunları yapmaya beni sen mecbur bırakıyorsun. Şimdi o baştan aşağı hatalı olan evliliğin bittiğine göre sen daha bizi niye bekletiyorsun ya? He? Bu eve yuvana dönmek için sen benim karnımın ağaçta çıkmasını mı bekliyorsun ya? Bak, ben Nur'dan sana geri dönmek için boşanmadım. Bana geri dönmek için boşanmadın, öyle mi? Tamam. Tamam, çok güzel. Bak, ne Mert'i ne de yeni doğacak çocuğumuzu mağdur etmeyeceğim. Onlar için en doğrusu neyse yapacağım. Ama sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyümeleri için formaliteden bir evliliğe ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü senin için oynadığım o oyun bana tek bir şeyi gösterdi. Sahte bir mutlulukla gerçekten mutlu olunmuyor. Gerçek olmayan ne varsa eninde sonunda çöküyor işler. Ve ben çocuklarıma çökmeye başından mahkum sahte bir dünya yaratmak istemiyorum. Bak ya, bak Yiğit yine ne yapamayacağından bahsediyor. Anladık, anladık seni. Formaliteden bir evlilik yapamayacaksın. Çocuklarına yıkılacak bir dünya kurmayacaksın. Onları anladık. Senin elinden gelmeyenleri görüyoruz. Peki senin elinden ne geliyor ya? Ha? Tabii senin verecek hiçbir cevabın yok değil mi? O benim artık ezberlediğim klasik ben ailemin yanındayım mutluğundan başka verecek hiçbir şeyin yok senin. Yanımızdaymış. Ya bunlar nasıl boş, içi bomboş laflar bunlar ya. Bak, ben ne Mert'i
ne de yeni doğacak çocuğumuzu bu mutsuzluğun içine hapsetmeyeceğim. Ben onları mutsuz bir anneyle, mutsuz bir babayla büyütmeyeceğim. Ben bütün bunları o Allah'ın belası hayatımızı mahveden kazada söylemiştim. Gene söylüyorum. İkisi de senden nefret edecek. Babalarının annelerini nasıl bencilce terk ettiğini bilecek o çocuklar. Hayatları boyunca senden nefret edecekler Yiğit. Seni daha fazla dinlemeyeceğim. Senin tahriklerine kapılmayacağım ben. Bize neler yaptığını unutmayacaklar. Çocuklarıma neler yaptığını unutturmayacağım. Kaç! Hadi kaç! Kaç şimdi, yarın öbür gün o çocukların büyüdüğünde onlardan nasıl kaçacaksın acaba? Kaç! Of! Ateşi düşmüş biraz. Baktım şimdi... Ne yapıyorsun İhlas sen? Çok mu hızlı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Cilal, lütfen sakinleş biraz. Bebeğe zarar vereceksin. Çekil git başımdan ya. Çekil git başımdan. Bana hala mutsuzluk diyor ya. Bana hala ben sana geri dönmeyeceğim diyor. Cilal, ben de sana bebek diyorum. Bebek için endişeleniyorum bak, lütfen. Bu kadar stresle... Çekil git başımdan ya. Benim kızımın bebeği için endişelenmek sana mı kaldı? Sen benimle uğraşacağına kızınla uğraş Hacı'dan. Konuşmak istersen odamdayım. Ben bugün o kadından kurtuldum ya. Gün benim bayram günüm dedim. Ama Yiğit ben eve dönmeyeceğim diyor. Ben sana geri dönmeyeceğim diyor Yiğit. Çok yüz veriyorsun buna. Zamanında kullandın. İşe yarayacağı kadar yaradı. Abartıyorsun artık. O senin dostun ya da dert ortağın değil. Ben sana Yiğit geri dönmeyeceğim diyor diyorum. Sen ne konuşuyorsun ya? Bana bak. Yiğit'e zaman vereceksin. Huysuzlukla, geçimsizlikle olmaz. Karnındakine Allah'a sığınıp ya sabır diyeceksin. En büyük dönemeci döndün sen. O yılandan kurtuldun. Okyanusu geçtin. Bu fevriliğinle derede boğulma içler. Fırat'ı kendinden uzak tut. Nedenini bilmiyorum ama ne zaman senin yakınında görsem şurama bir sıkıntı çöküyor. Adamın bakışlarına bile tahammülüm yok artık benim. Ben de senden akıl almaya tahammül edemiyorum biliyor musun anne? Benim artık hiç tahammülüm yok. Benim bir de artık neyim yok biliyor musun? Benim artık sabrım yok. Ben seni Mert'in odasında zannediyordum. Kaçtım. Yani dört dönüp uyandırmayayım diye attım kendimi buraya. Yani çok saçma olacak ama... Yani adettendir. İyi misin? Vallahi çok saçma bir cevap olacak ama... Ben iyi olup olmadığımı bile bilmiyorum. Nura... Mert'e, hatta yine doğacak çocuğuma yaptıklarımdan sonra iyi değilim, kötüyüm diye ağlamaya hakkım var mı? Onu da bilmiyorum. Yani böyle olmasını istemedi Yiğit. İstemezdin de zaten. İstemedim. İstemedim ama istemediğim ne varsa oldu Cahit. Kaç tane kalp kırdım ben. Peki şimdi kaç tane kalp daha kıracağım? Yani daha kıracağım çok kalp var derken icilere direniyorsun, doğru mu anlıyorum? Ben üzerime düşenlerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Aklım, vicdanım bana yapmam gerekenleri İclal'den daha yüksek sesle söylüyor. Emin ol. Ama kalbim, yani kalbim çocuğuma Mert'e rağmen, yine doğacak çocuğuma rağmen beni hala nasıl durduruyor? Yani bir ses bana dur diyor. Bir şeyler doğru değil diyor. Ya ben kendimi geçtim, çocuklarım için en doğrusunu yapmak istiyorum ama içimdeki ses bana çok ama çok yanlış yaptığımı söylüyor Cahit. Hmm.
Gazeteleri istemiştiniz İşler Hanım. Vallahi bulduğum kaptım geldim. Ver bakalım. Tamam çıkabilirsiniz. Perdeleri ya sabah sabah. İçimiz yeterince karanlık. Bari gözlerimiz biraz ışık görsün. Ne ışığı ya Allah aşkına. Benim yataktan çıkasım yok. Şu oda servisini arasana. Bugün oda servisi falan yok. Hadi kalk 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 kalk. Kalk. Bugün adam gibi aşağı inip kahvaltı edeceğiz. Yok böyle bütün gün debelenip durmak. Ne bakıyorsun öyle hadi kalk. Sen... Beni düşünüyorsun. Sen dün boşandın. Sevdiğinden ayrıldın. Sonra bir geldin ben öyle pencereden... Elmas. Hatırlatma şunu. Sen ciddi ciddi şimdi... ...kendi derdini bırakıp... ...geceden beri benimle uğraşıyorsun. Tamam. Hadi fazla uğraştırma beni. Hadi kalk. Kızım bu hamilelik bana hiç yaramadı ya. Ben resmen duygulanıyorum. Kötü değil. Duygulanmak sandığın kadar kötü değil. Sen bana zor günlerimde destek oldun ya. Kimse inanmazken sen... ...sana yaptığım onca kötülüğe rağmen... ...bana inandın ya. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Ben ya. Ben... Şeytana bile pabucunu ters giydiren ben, hayatımda ilk defa oyun oynayan değil, oyuna gelen oldum. Baba, anlatacaksın beni. Kızım bir dalga geçme ya. Ciddi bir şey söylüyorum ben. Ben dün oyuna gelmek ne demekmiş anladım. İnsan tuzağa düşünce nasıl kıvranırmış, haklıyken haksız duruma nasıl düşermiş ben hayatımda ilk defa anladım. Ders aldın mı peki? Yaptıklarından pişman oldun mu? Ben sana, anneme, kardeşime, Cahit'e, Yiğit'e, herkese çok çektirdim. Ama lütfen bugün beni tövbe etmiş say. Biliyorum, sana ne kadar günah çıkarsam az yaptığım zararı telafi edemem. Ben o icra cadısıydım. Bilmek istemiyorum. Ona evli olduğunuzu ben söyledim. Allah'ım ben o kadar kötü şeyler yaptım ki. Elmas. Yiğit'i İclal'in koluna sen mi soktun? Hayır. Bilmek istemiyorum. Neler yaptığını, nelere sebep olduğunu bilmek istemiyorum. Çünkü bugün çektiğim acıların sebebi sen değilsin. Ve benim bugün çektiğimden daha büyük bir acım yok artık. Nur, affet beni. Affet beni. Bundan sonra beni kardeş çocuğun say. Bundan sonra beni gerçekten kardeşin say, tamam mı? Kahvaltıya da kalacaksın değil mi baba? Beni okula sen bırak. Ha, tamam da dur bakalım. Önce şu bir ateşine bakalım senin. Nasıl düşmüş bir gecede bu ateş böyle ya?
Bilmem ki. Belki sen varsın diye düşmüştür. Vallahi düşmüş. Ateşim düştü diye şimdi sen gidecek misin? Bak bakayım bana. Bak bakayım babanın gözlerine şimdi. Ne görüyorsun orada? Ya baba büyüdüm artık. Bebeklik oyun oynayacak yaşta değilim artık. Bana bak koca bebek, söyle bakayım ne görüyorsun gözlerinde babanın? Ben varmışım. Bir de kocaman bir sevgi. Ya kocaman, koskocaman bir sevgi değil mi? Babanın sana duyduğu sonsuz sevgi. İşte bu yüzden senin bana ne zaman ihtiyacın varsa ben hep yanındayım. Nerede olursan ol, ben hep oradayım. Tamam mı? O zaman hep burada kalsana. Eskisi gibi evimizde. Hadi, hadi kalk bakalım. Gel. Gel kahvaltıya inelim. Güzel bir kahvaltı yapalım önce seninle. Gazeteleri dizmişsin üst üste. Ay anne ne işte böyle dizdim koydum buraya ne var yani? Nereden azanlar? Avukatla randevuları varmış. O başlarına bela oldu tabii. Peşlerini bırakmıyor. İlle de mahkeme diye tutturmuş. Vallahi beter olurlar inşallah. Anne bak babam da burada. Ne mutlu sana güzel bir kahvaltı edersin de biz de rahat ederiz bari. Hadi otur bakalım gel. Baba, gazetede sen varsın. Ver bakayım. Hayırdır inşallah ya. Ne işin varmış gazetede? Aa, gazetedeki kadın değil mi şu? Evet, ta kendisi. Baksana şuna, Yiğit Koza'nın karısıymış meğer. Millet neler yaşıyor. Elmas. Hı. Suratımda bir şey mi var? Bakayım. Yok, kızım daha bir şey yemedim ki zaten. Ne bileyim. Baksana. Sence tuhaf değil mi? Yok kızım işte bakıyorum bir şey yok. Ben de değil. Etrafta. Baksana. Sanki herkes bana bakıyor. Ha. Bakıyorlar hakikaten. O şeyden. Sen artık yarı ünlüsün kızım. Tabii öyle. Reklamlardan, afişlerden tanıyorlar artık seni. Ay bir tam ünlü ol da böyle imza istemeye gelsinler be ablamız olsun. Elmas uçma. Başka bir şey var. Söylüyorum sana başka bir şey var. Ya babamın resmi vardı gazetede ya. Ona bakacaktım. Tamam, bakarsın. Önce şunları bir yiye bakalım, hadi bakalım. Ya hayret bir şey ya. Bütün gazeteler dağılmış. Tam da benim olduğum sayfa kabak gibi çocuğun önünde. Ne yapalım Yiğit'ciğim? Ha? Gazetelerimi toplatalım. Sen istedin değil mi onun öğrenmesini? Ay ben istesem ne olacak, istemesem ne olacak acaba ya? Bu çocuğun öğretmenleri, arkadaşların anneleri okumuyor mu bu gazeteyi? Bu gazete dediğimiz şey artık ölümsüzleşmiyor mu internette?
Yani hadi diyelim bu çocuk bugün bunları okumadı, bugün haberi olmadı. Yarın büyüyünce bir tuşa basıp her şeyi belgeleriyle öğrenmeyecek mi bu çocuk? Hayret bir şey ya. Gene nasıl öğrendiler? Nereden haberler oldu bunların ya? Utanıyorsun değil mi Yiğit'ciğim? Ben bu yaptıklarımı oğluma nasıl açıklayacağım diye düşünüyorsun. Açıklayamayacaksın Yiğit. Ne ona, ne karnındaki yavrumuza bu annelerine yaptıklarını açıklayamayacaksın sen. İki evladın da eğer telafi etmezsen senin yaptığın bu büyük hataların hepsini bilecek Yiğit. Bak, benden hesap sordukları zaman ben yaptıklarımın hesabını vermesini bilirim. Benim doğrum, benim yanlışım yeter ki çocuklarıma zarar vermesin. Ben bunu düşünüyorum ve senden rica ediyorum. Sen de böyle düşün. Bak, aramızda ne geçerse geçsin. Artık Mert'i ve yeni doğacak çocuğumuzu düşünmenin vakti. Bak sana daha önce de söyledim. Ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Pedagoglarla konuşacağım. Onların ihtiyacı neyse o olacak. Ama senden rica ediyorum. Bak sana yalvarıyorum. Artık şu fevri tavırlarından vazgeç. Ben sana söz veremem. Sen atman gereken adımı atana kadar ben sana söz vermem Yiğit. Benim istediğim gibi olacak Yiğit. Başka çaren yok. Ünlü iş adamı Yiğit Kozan'ın medeni hali pes dedirtti. Yiğit Kozan'ın 3 yıl boyunca komada kalan eşi İcler Kozan'la değil, adı daha önceden ünlü iş adamı Kerem Sancaktar'la anılan manken Nur Demirağ ile evli olduğu çiftin mahkemelerinin olduğu gün ortaya çıktı. Skandal evlilik ve boşanmalar zinciriyle... Yeter! Yeter Allah aşkına yeter ya! Vay be! Böyle de insan bakınca hakikaten pembe dizi gibi falan oluyor ya. İnanamıyorum ya! İnanamıyorum! Ay kızım ne yapacaksın? Olan oldu artık inansan da inanmasan da... reklamın iyisi kötüsü yok diyeceksin, geçeceksin. Aklımı kaçıracağım, aklımı kaçıracağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Mahkemeler daha önce de ortaya çıkarabilirdi bunu. Tabii ne olacaktı o zaman? İcral gazeteden öğrenecekti, Mert gazeteden öğrenecekti. Çok daha kötü olabilirdi yani. Böyle hiç olmazsa her şey oldu bitti, öyle ortaya çıktı. Yok, yok ben aklımı kaçıracağım, aklımı kaçıracağım. Ay, ben böyle senin yanında durup böyle aklını tutmak isterdim kaçmasın diye ama... benim şu avukata gitmem lazım. Bana bak. Sen de topla kendini. Bu gece çok önemli. Bütün gözler senin üstünde olacak. Ya, gündüzden başladılar ama. Tamam, gel öpeyim. Bana bak, ara beni tamam mı? Ara. Otelden çıktık. Takipteyim. Tamam bak nereye giderse gitsin peşindesin tamam mı? Attığı her adımdan haberim olacak benim. Ben şimdi trafikte kaldım. Yaklaşınca sana haber vereceğim. Tamamdır efendim. Neden ya? Neden? Tam her şey bitmişken. Günaydın Kerem Bey. Günaydın. Ama sesine bakacak olursak senin için pek de aydınlık bir gün değil. Nasılsa siz de göreceksiniz. Gördüm bile. Gördüğümden beri inanamıyorum demekten başka bir şey yapamıyorum. Sanırım magazin konusunda tecrübeli birinin desteğine ihtiyacım var. Lansmandan önce buluşup konuşmamız gerekiyordu. İstersen bunu öne alabiliriz. Yarım saat içinde buluşalım. Ne dersin? Tamam, peki.
Hayır ben gerçekten anlamıyorum ya. Hayır bu mahkemeler benim kocamın beyanlarını hiç umursamıyor mu? Hayır gitti adam benden gizli babalık testi de yaptırdı. Sonuç yine sıfır. Ya biz bu kadını durdurmak için daha fazla ne yapabiliriz acaba? Karşı taraf özel hastanenin ve doktorun güvenirliğini sormadı. Ay şaka gibi ya. Yani bu düzenbazlar kraliçesinin saygın bir doktorun güvenilirliğini sorgulamasına prim veriliyor ya. Ya ben bu kadarına gerçekten inanamıyorum artık. Ya. İnanamıyorum. Doktorun daha önceden de sizin hekimliğinizi yaptığını belgelemişler. Mahkeme bu yüzden karşı tarafın iddialarını değerlendirmeye almış olabilir Nazan Hanım. Şu kadının bize yaptıklarını görüyor musun Cahit? Yani mahkeme şu an tam anlamıyla benden ne istiyor? Hakim babalık testini yeniden yaptırmanız konusunda kanaat belirtti. Bir dakika, bir dakika. Bize bunu yapmak zorunda değilsiniz demiştiniz. Nazan, bir oturur musun avukatı dinleyelim? Zorlamak diye bir şey yok Nazan Hanım. Hakim sadece kanaat bildirdi. Cahit Bey'den babalık testini yaptırması için bir öneri sundu. Ya da... Ha yani biz bu testi yaptırmak zorunda değiliz. Ben doğru anladım değil mi? Ya da öğrenebilir miyim? Eğer resmi bir kurumda babalık testini yeniden yaptırmazsanız karşı tarafta babalık davası hakkını saklı tutar. Yani eninde sonunda testi yaptırmak ya da çocuğun babası olduğunuzu testten bağımsız olarak kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Yani buna benzer örnekler çok var önümüzde. Hayatta kabul etmez. Bakın Cahit Kozan benden nefret eder. Yani bana inanmaz. Bir mahkeme zoru olmadan bu testi kabul etmez. Siz beyanınızı diretmeye devam edeceksiniz Elmas Hanım. Şimdilik hakimin kanaati dışında elimizi güçlendirecek başka bir şey yok. E ne yapacağım peki ben? Böyle ellerim karnımda anamın babamın yüzüne bakamadan 9 ay bekleyecek miyim? Bu aşamada yapabileceğimiz bir şey yok Elmas Hanım. Karşı tarafla resmi olmayan bir test yaptırmış olmanız işimize yaramadı. Doktorun satın alınmış olduğunu ispat etmenin yasal bir yolu yok. Ay nasıl yok ya? Doktorun satılık olduğunun ispatı işte benim karnımda. Karşı tarafta temaslarım devam ediyor Elmas Hanım. Bugün yarın özel bir görüşme ayarlayabileceğimi düşünüyorum. Anladım. Bakın. Ben size beni savunmanız için para veriyorum. Ama inancınızı parayla satın alamam. Siz belki bana inanmıyorsunuz. Ama ben haklıyım. Ve bu davayı kazanacağım. Terapisi mi yaptın? Senin için bitmedi mi hala ya? Bardakları topluyorum Yeşil Hanım. Tamam bırak onları. Git yukarıdan bornozumu getir benim. Bornozlar burada efendim. Yahu bunları istemiyorum. Banyomdakini istiyorum hadi. Peki efendim. Kadını aptala çevirdin sen. Derdin ne senin? Benim derdim sensin Fırat. Bak her saniye tepemdesin. Annemin dikkatini çekiyorsun. Gözü üstümüzde. Annemi hafife alma. Benim başımı derde sokma Fırat. Aydın Hanım havuz da var. Fırat Bey sonradan geldi. İş adamın bornozumu istiyorum deyince ne konuştuklarını duyamadım. Tamam tamam. Götür sen bornozunu. Peki. Ağırdan al Aytül'ü. Ağırdan al, kuşları ürkütme. Bu gerginliğini anlamıyorum.
Her şey istediğin gibi gidiyor. Boşandılar. Gazete haberleriyle Yiğit'in üzerindeki baskıyı arttırıyorsun. Hala bu kadar gidecek ne buluyorsun İclal? Bak Fırat. Bak bu parmak boş olduğu sürece hiçbir şey benim istediğim gibi değil, anlıyor musun sen? İclal, biraz durul artık. Bebeğimizi... Fırat! Yahu sen benim sabrımı mı sınıyorsun ya? Bebeğini düşün. Beni endişelendiriyorsun. Ya ben ikinizin de iyi olmasını istiyorum. Bu kadar stres iyi değil İclal. Lütfen. Ya biraz sakinleş. Ya en azından bir süre elindekilerle yetinmeyi öğren. Yetmez. Bana yetmez, anladın mı? Ben Yiğit'i geri alamadığım sürece, ben tekrar İclal Kozan olmadığım sürece bana hiçbir şey yetmez Fırat. Kıyafetlerinizi getirdiler İclal Hanım. Bu gece için seçecek misiniz galiba? Tamam, süper. Yere mi gidiyorsun? Bir bakalım ben nereye gidiyorum Fırat'cığım. Daha çok dikkat çekiyorsun ha. Bence şu gözlükleri çıkar, başını da öne eğme. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bu ne ya? Nereye gitsem karşıma çıkıyorsun. Nasıl eline koymuş gibi bulabiliyorsun beni? Takip ettiriyorsun değil mi? Ya sen şimdi beni boş ver de ben gerçekten çok üzgünüm Nur. Yani gazeteciler nereden haber almışlar hiçbir şey anlamadım. Üzüntüne ihtiyacım yok. Kalk buradan. Nur, çıkan haberlerden dolayı canın sıkılmadı öyle değil mi? Ne yapacaksın? Tekst mi yayınlayacaksın? Ben sadece seni merak ettim. Nasıl olduğumla gerçekten ilgileniyorsan bir daha karşıma çıkma. Benden yapamayacağım şeyleri istemiyor. Git buradan diyorum sana. İnsanlar görecek, tanıyacak. İyice magazin malzemesi olacağız. Ya birileri görecek, gazete malzeme olacağız diye ben karımdan... Eski karım. Bak, elini kolunu sallaya sallaya ne zaman istersen karşıma dikilemezsin. Bunu istemiyorum, anlıyor musun beni? İstemiyorum. Bak. Bu gecenin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben bu gazetede çıkan haberlerin senin geceni gölgelemesini istemiyorum. Ya bununla ilgili de elimden ne geliyorsa... Sen nereye bu... Yemekleri başlamış bakıyorum. Bak sakın ters bir şey yapma. Bak çok kötü olur Yiğit. Kim? Ben mi? Estağfurullah canım benim, ne haddim? Yiğit. Gel. Bir sandalye çek, otur şöyle öyle. Uzaktan bakıyorsun ben buradayım diye gelemiyorsun zaten. Ben önce merhaba diyeyim Yiğit Bey. Merhaba Kerem Bey. Yiğit de tam kalkıyordu. Evet. Tam kalkıyordum ben. Hadi iyi çalışmalar. Size kolaylıklar diliyorum. Gözüm üzerinde efendim ol, adamım. Başarılar dilemiş miydim? Tamam. Ne söyledi? Size bir şey söyledi. Kulağınıza bir şey söyledi. Biz Yiğit'le... Çok farklı insanlarız. Hani şu ayrı dünyaların insanları denilen türden. O yüzden eski eşinin bana karşı olan davranışlarından dolayı kendini suçlu hissetme lütfen. Ben ne Yiğit'in tepkilerine ne de bana karşı olan tehditlerini ciddiye almıyorum. Tehdit etti değil mi? Hadi kapatalım artık bu konuyu lütfen. Tamam mı? Benim ciddiye aldığım tek şey, o adamın hoylattıklarını sana verdiği ve vereceği zarar. Bana zarar vermek için yapmıyor ki. Onun ne yaptığının değil, senin ne yapacağının önemi var. Gazetelerde çıkan haberleri de, etrafındaki meraklı bakışları da unut. Yiğit'i de unut. O nasıl bir hata yaptıysa yaptı ve seni kaybetti. Sen onsuz yürümeye karar verdin. Ve bu gece kendine çizdiğin yeni yolun en büyük adımlarını atıyorsun. Bu senin yolunmuş. Kimsenin yoluna çıkmasına izin verme.
söylediğin adama efendi ol dedim. Efendi ol dediğin adama önce sen efendi ol. Ne çirkin dedikoduların ne de yiğitin. Sadece kendi yolunda yürü. Sadece kendi yolunda yürü. Ben kendi yolumu çizdim. Bu gece daha ilk adımlarım. Bebek adımlarım. Ama başaracağım. Kalbim de ağrısa, yüreğim de kavrulsa ben o adamı aşmayı başaracağım. Ben kendimi kurtaracağım. Kendimi yiğitten kurtaracağım. Hayırlı işler. Ne oldu ya? İlk kez mi görüyorsunuz? Patron size sihirli kelime öğretmedi mi? Hadi işinize. Yalnız Fırat Bey daha gelmedi. Geldin diye yanıma gönder. Bekliyor efendim. Nasıl? Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Hatta nefret ettim. Bu benim sevdiğim kadın değil ki. Abartma Yiğit. Sanki kızı daha önce hiç makyajlı görmemiş gibi. Ya bırak Allah aşkına. Basmışsınız efekti fotoğraflara. Hay Allah. Kampanya senden geçer not alamadı galiba. Ay ya. Daha dur. Ben daha notumu vermedim ki. Ben notumu bu gece vereceğim. Ne oldu kuzen? He? Betim benzin attı. Yani sen de mi gel? Akşam görüşürüz. Harika. Uzun bir gece olacak. Benim gecem. Bu gece benim gecem. Çeyrek asırdır biz kendine değer veren kadınları gökkuşağının tüm renkleriyle buluşturan Sancaktar Kozmetiğin... Ay kızım bırak gökkuşağını ya. Bir baksana sen kendine. Rüya gibi oldun. Neden kabus gibi hissediyorum peki? Ayş, gamlı baykuş. Bütün gün bu gece senin günün diye dolaşıp durdum. Şimdi böyle heyecandan elim ayağıma dolandı. Sanki bu gece herkes bana bakacak. Ay. Şaşkalozum benim. Tabii ki herkes sana bakacak. Bu gece herkes sana baksın diye yapılıyor zaten. Onu ima etmediğimi biliyorsun. Gazete meselesini diyorum sana. Sanki herkes bana bakıp Yiğit'i konuşacak. Gölgen olacağım demişti. Bu gece sanki onun gölgesinde ezileceğim gibi geliyor. Yiğit kim ya? Yiğit kim Allah aşkına? Bir topla artık kendini. Bir dakika. Ah, Kerem Bey'miş. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum değil mi? İyi akşamlar. Biz de kızımızın heyecanını şey yapıyorduk öyle. Ha. Ben o zaman ekibi toparlayayım. Siz de Nur'u toparlayın.
Biraz fazla heyecanlı da. Abartıyor canım. O kadar da heyecanlı değilim. Çaktırmıyorum değil mi? Yoksa çaktırıyor muyum? Belli etmiyorum değil mi? Kerem Bey, ne yapıyorsunuz buna hiç? Bakın bir dakika olmaz. Ben böyle bir hediye beklemiyordum. Ve bu hiç... Panik yapma lütfen. Özel bir şey değil. Sancaklar Kozmetik'in yeni yüzüne küçük bir hediyesi. Ama bu şirket adına bile olsa çok fazla. Hediyemiz maalesef tartışma konusu değil Nur. Abartma lütfen. Gece üzerinde parıldamasını istiyorum. İstiyoruz. Tamam. Ama çok cömert bir şirketsiniz. Gerçekten gerek yoktu. İzin verir misin? Size de teşekkür ederim Hazal Hanım. Hediyem şirket adına olduğuna göre sizin adınıza da verilmiş kabul ediyorum. Hazal sen basın mensuplarıyla ilgilen. Nur biz de gidelim hadi. Geldin mi? Yiğit'i bekliyorum. Şık bir antre olsun istiyorum. Belki de vazgeçmiştir. Bir umut diyorsun yani. Cilal, bak bu gece benim iş hayatım için çok önemli bir gece. Ya senin bile burada olman beni uzun süre derken bir de üstüne Yiğit. Ay kıyamam Fırat'cığım ya. Ama korkutmuşlar senin gözünü. Cilal, bak sizin burada olmanızı Kerem Bey ile Nur'a da açıklamam çok zor olacak. İkisi de ikimizi tanıyorlar, korkma. Sana hayır deme fırsatı bırakmadığımızı anlarlar. Cilal, bak şimdi kapatmam lazım. Unutma. Bu gece benim için gerçekten çok önemli. Benim için de öyle. Thank you.
Nur? Burada. Alkışlamak yok mu? Aa, şaka mı yapıyorlar üçü bir arada? Reklam dediğin böyle oluyormuş demek ki. Devam et Nur. Sadece devam et. Çeyrek asırdır biz kendine değer veren kadınları gökkuşağının tüm renkleriyle buluşturan Sancaktar Kozmetiğin bu özel gecesine hepiniz hoş geldiniz. Neden geleceğini söyle. Sen bana niye söylemedin Yiğit'ciğim? Bak, şaka değil bu. Biliyor musun, herkes bize bakıyor. Sen de gülümse o zaman. Sadece devam et. Şimdi Sancaktar Kozmetiğin yönetim kurulu başkanı Kerem Sancaktar'ı alkışlıyoruz. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir artık çok geç. Şimdi gidersen daha çok siktireceğim. Renkli olun. Renkli kalın. Ama dikkat çekmiyor. Teşekkür ederim. Bu gece teşekkürleri ben değil, Yiğit kabul eder herhalde Fırat'cığım. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Ellerini kollarını sallaya sallaya gelmişler. İnanamıyorum ya. Hadi Yiğit'i anladım da o cadının ne işi var ya? Resmen birlikte gelmişler, birlikte gelmişler. Defol. Nur bak. Konuşmama izin ver. Ne konuşması ya? Ha? Sen git işlerle konuş. Bu gece yine beni nasıl mahvettiniz diye işlerle konuş. Elmas, güvenliği çağır. He. Ben Enis kapının önünde bekleyeyim. Elmas, güvenliği çağır. Hadi. Tamam, ben çağırırım. Bak. Buraya tek başıma geldim. İclal'in buraya geleceğinden haberim yoktu, yemin ediyorum sana. Aramayacağımı biliyorsun tabii. Daha fazla rezil olmayıp seni dışarı attıramayacağımı biliyorsun tabii. Beni duyuyor musun? İclal'den haberim yoktu diyorum sana. Ben tek başıma geldim. Sana yemin ediyorum. İnan bana. Bana ne ya? Bana ne? Sen burada mısın? Buradasın. Burada olması gereken son insan bile değilken buradasın. Nur, hadi Sıran geliyor. Burada olmaman gerekiyordu. İclalli ya da iclalsiz. Senin burada olmaman gerekiyordu. Evet, benim burada olmaman gerekiyordu. Allah benim belamı versin, burada olmamam gerekiyordu. Ama seni o herifle kıkır derken görünce... Nur, hadi adamın konuşması bitiyor, hadi. Ne yapayım? Tutamadım kendimi. Dayanamadım, geldim. Ne istiyorsun şimdi benden? Bencilliğin için madalya mı istiyorsun? Nur, hadi. Geceni mahvetmek istemedim. Sadece buna inanmanı istiyorum. Hiçbir şeyi mahvetmedin, mahvedemeyeceksin. Çünkü sana izin vermeyeceğim. Bu gece benim gecem. Bunu mahvetmene izin vermeyeceğim. Evet, 25 yıl. Geçtiğimiz 25 yıl içinde renklerin dünyasında çok, çok şey değişti. Rezillik. Tam bir rezillik. Ama bizim kadınlarımızın renklerine duyduğumuz aşkımızda
hiçbir şey değişmedi. Ben Nur'u çağırmaya... Hadi Nur, hadi oyalanma artık, hadi. Rahat bırak. Nefes almak istiyorum. Senden uzaktan nefes almak istiyorum, anlıyor musun? Boşuna debelenme. Ne yaparsak yapalım, bize birbirimiz olmadan alacak nefes yok Nur. ...2016 sancakların yeni rengiyle birlikte sizlere renkli bir gece diliyoruz. Ve karşınızda Nur Demirhan. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Biz kadınlara değer veren sancaklar kozmetiğin yüzü olmaktan... Gerçekten... Gizel'in geleceğinden haberin var mıydı? Berbat ettiğin sadece Nur'un değil, benim de gecem miydi? İstersen bu gece benden hesap sorma. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. Sorusu olan arkadaşlar öne buyursun lütfen. Eski eşiniz ve İcra Hanım da buradalar. Kendileri görüşüyor musunuz? Yiğit Bey'le ne zaman evlenmiştiniz? Evliliğiniz boyunca çocuklarının bakıcılığını üstlenmişsiniz, doğru mu? Yiğit Bey ve İcra Hanım'la üçlü bir kare verecek misiniz efendim? Yiğit Kozan'la tekrar bir araya gelecek misiniz? Arkadaşlar lütfen sadece iş konusunda sorular soralım. İzlal Hanım'la çok yakın arkadaş olduğunuz söyleniyor, doğru mu? İzlal Hanım komadayken gizlice evlendiğiniz sorularına ne diyorsunuz? Ben yapamıyorum. Hazal lütfen arkadaşlarla sen ilgilenir misin? Çaldık Nur'dan. Buraya kadar. Artık gidiyoruz hadi. Ben bir lavaboyu kullanacağım. Geliyorum. Tamam, kapıda bekliyorum. İnsanların gecesini yeterince mahvettik zaten. Yerden göğe kadar haklı. Allah senin kahretsin kıskançlığını da adamlığını da lan. Çekilin şu kapının önünden. Hala siz bizi konuşma anlayız acaba. Bakın buraya geldiniz, amacınıza ulaştınız. Şovunuzu yaptınız. Artık beni rahat bırakın. Sen ne kolay avlatıyorsun böyle. Yenilgiyi ne kolay kabul ediyorsun. Ben seni daha güçlü bir rakip sanmıştım. Ben sizin rakibiniz değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Sizinle hiçbir şeyin savaşına, mücadelesine girmedim. Doğru. Haklısın. Sen sinsice bir kenara çekilip minderini ovuştura ovuştura benim sahip olduğum ne varsa ele geçirmek için doğru zamanı bekledin. Sizi dinlemek zorunda değilim. Yaptığın onca şeyden bir gün bile utanmadın. Şimdi bu rezil evliliğin ortaya çıktı diye utanıyorsun, öyle mi? Kim inanır buna ya? Bu masum, saftori kız numaralarını artık sadece bana değil, senin gerçek yüzünü gören kimseye inandıramayacaksın Nur. Çekilin önümden. Hiç kafan basmıyor senin değil mi? Hı? Sen Yiğit'in etrafında olduğun sürece, bundan sonra ben hep senin önündeyim. Karnımda sevdiğim adamın çocuğuyla ben bundan sonra hep önündeyim. Bundan sonra kork benden. Daha önce hiç korkmadığın kadar çok kork. Çünkü ben daha önce hiç olmadığım kadar çok güçlüyüm. Pislik!
hamile olduğumu... Dur şimdi, gazetecileri dışarı çıkarıyorlar. Ne bakıp duruyorsun sen arkana, ne oldu? O kadını bir daha görmek istemiyorum Elmas. Ne? Sen Nijler'le miydin yoksa? Ya beni delirtmeye çalışıyor, beni sinirden delirtmeye çalışıyor. Dur tamam, hadi kulise girelim kimse görmeden. Dur. Ay niye saklanıyorum ya? Neden gizlenip saklanacağım? Bu gece benim ölüm kalım gecem olsun. Ölmeyeceğim. Dimdik ayakta kalacağım. Kalacağım. Arkadaşlar lütfen artık ama tamam yeterli. Lütfen daha başka soru sormak yok. Hayır sordunuz tamam mı? Hadi lütfen çok teşekkür ederiz. Hadi. Lütfen, lütfen zorluk çıkarmayın. 25 yılda 50'den fazla lazım. Tek bir tanesine bile Sancaktar Kozmetik böyle bir rezaletin kahramanı olmadı. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ya her şey nasıl öyle çığırından çıktı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ne cesaretle? Ne cesaretle sen benim, Kerem Sancaktar'ın gecesini yol geçen anına çevirirsin, ha? Ne cesaretle benim imzamı attığım geceye o ikisini davet edersin? Bu gece herkesin elini kolunu sallaya sallaya gelip katılabileceği bir gece mi? Aferin kız. Ben hiç böyle bilmezdim seni vallahi, bundan sonra kesteler acımaz. Hata yaptın. Çok büyük bir hata yaptın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Aha. Bak, fırça yiyor bizimki. Beni uyarsaydı, buraya geleceklerini söyleseydi, bu kadar hazırlıksız yakalanmazdım. Ben o kadının canını isteyerek yakmadım ki. Ama o benimkini öyle bir yakıyor... Nur sen ne yaptın? Hadi İclal ya. Hadi İclal. Yiğit Bey. Arkadaşlar gelin gelin. Yiğit Bey burada. Yiğit Bey. Hangi eski eşinizi bekliyorsunuz efendim? Nur Hanım'la İclal Hanım buyurken evlendiniz, doğru mu? Geceyi eski eşlerinizle mi geçireceksiniz Yiğit Bey? Kim sordu lan bu soruyu? Heh. Hanginiz sordu o soruyu? Ulan biz adam mı öldürdük he? Adam mı yedik? Kim sordu o soruyu? Yiğit! Görsün eski karısının marifetlerini görsün. Nerede? Çekin. Çekin.
Çekin hepiniz, çekin. Çekin. Hepiniz çekin. Benim kocamın eski karısı bana hamile bir kadına neler yaptı, nasıl dayak attı, çekin. Çekin her şeyi. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Tamam Kerem Bey, yok daha uyanmadı. Ben uyanınca mutlaka söyleyeceğim. Tamam, oldu. Hoşça kalın. Ay adam da araya araya kurdeşen döktü sabahtan beri, yazık. Kızım sen de toparla kendini de git şunların toplantısına. Bak Fırat Bey de geliyormuş. Ben yapmadım. Ben dün gece o kadına hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Şuraya bak ya. Birinde değil ki, hepsinde yani. Yok artık daha neler ya. Vallahi maşallah bütün magazinlerde varız. Yani bu hızla gidersek üçüncü sayfaya şu kadar kaldı. Kaldırın şunları, Mert gelecek şimdi. Ne yapsak teyze? Bugün okula göndermesek mi? Vallahi bence bırakalım da buna annesi karar versin istersen Cahit'cime. Belki bu haberler işine geliyordur. Cahit, şunu sustur. Çok kötü olacak. Sustur şunu. Nazan cidden ya. Ya kusura bakmayın da İclal'in dün gece o yoluk yoluk haliyle bir göbek atmadığı kalmadı mı sizce de? Nazan, ayağını denk al, otur kendi derdine yan, tamam mı? Çok kötü yakacağım canını. Fena yakacağım canını. Teyze tamam ya, tamam. Hadi sen Mert'in yanına çık ne olursun. Vay. Gel bakayım amcasının aslanı, koş. Gel bakayım. Hoppa! En sevdiği şeyden var ha. Sucuklu yumurta. Annemle babam nerede? Gelir onlar da şimdi. Gelir. Hadi otur amcanla, kahvaltını et sen. Gel. Gel biz kahvaltı yapalım. Gel sen de gel. Çok güzel şeyler var kahvaltıda bugün. Seviyorsun sucuklu yumurtayı sen? He? Hı? Gel. İyi uyudun mu Yiğit'ciğim? Ha? Benim gözüme uyku girmedi de bir de sana sorayım dedim. Sen doktoru arayacaktın. Aradın mı doktoru? Eğer bizim bebeğimize bir şey olsaydı Yiğit. Doktoru aradın mı? Aradım. Bugün de dinlenerek geçirmemi önerdi. İyi tamam. Git yat dinlen o zaman. Git dinlen ne demek ya? Sen benim sinirlerimin ne kadar bozuk olduğunu farkında değil misin? Kıskançlıktan gözü dönmüş o kadın beni evire çevire dövdü bu hamile halimle. Ben hamile halimle dayak yedim Yiğit. Bana bak. Eğer dün gece soluğu karakolda almadıysan bunun tek bir sebebi var. O da ben ailemizin daha fazla rezil olmasını istemiyorum. Gerçekten mi? Ha? Sen bu yüzden mi dün gece oradaydın? Sen bu yüzden mi dün gece çıktığında gazetecilere avaz avaz seslendin? Ha gel. Gel anne gel. Yiğit Bey benim yediğim dayağı nasıl güzel savunuyor. Gel, gel dinle. Saçmalama işler ya. Hamile halimle beni evire çevire döven kadın masum ama ben gazetecilere konuştum diye suçluyum öyle mi? İclal, senin sinirlerin bozuk. Canan'a söyledim, merhemlerini hazırladım. Hadi yavrum odana git dinlen. Sen iki canlısın. Senin canın yanarsa yavrunun da canı yanar. Hadi benim güzel kızım. Karnındaki can için ya sabır deme zamanı. Ben bugünlere sabır çeke çeke geldim. Bundan sonra da herkes bilsin, herkes duysun. Benim artık çekecek sabrım kalmadı. Bir değil, iki canlı. Gebeliği stresli geçiyor zaten. Senin bu yaptığın reva mı? Hala o kadına sahip çıkıyor olman, yediği dayaktan daha çok yakıyor canını. Görmüyor musun? Karşındaki kadın senin çocuğuna hamile. Ya teyze,
Ben bu hamileliğini bir an olsun aklımdan çıkarmıyorum. Farkında değil misin sen? Bak her şeyi alttan alıyorum. Bu yediği dayakla ilgili de ağzımı açmadım. Açmıyorum da açmayacağım da. Ne diyorsun sen? Bir şey mi ima ediyorsun? Ya teyze Allah aşkına. Nur. İcleli otelin tuvaletinde evire çevire dövecek öyle mi? İcleli. Ya benim buna bir an olsun bile inanabileceğimi aklından geçiriyor musun sen? İşte böyle delirtiyorsunuz siz benim kızımı. Hamileliğini de burnundan getireceksiniz. O vicdansız yapmadıysa kim bu hale getirdi benim kızımı? Bilmiyorum teyze. İnan bilmiyorum. O Allah'ın belası tuvalette ne yaşandı, ne oldu, bitti bilmiyorum. Daha acısı İcleli'yi de çok iyi tanıyorum. Hatta artık çok daha iyi tanıyorum. Valla bu hale nasıl geldi inan bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Onu bu hale Nur getirmedi. Kadından her şey beklenir. Sıkı numaram ha. Niye benim daha önce aklıma gelmemiş acaba? Elmas, sinirlerimi bozuyorsun. Ay senin bu sinirlerin tipinden de bozuluyor ama. Kızım böyle paparazilere yakalanmayacağım diye daha çok dikkat çeken popçular var ya. Onun gibi oldun. Olmadı bak böyle söylüyorum ben sana. Çok dikkat çekiyorsun. O mu? O manken kız bu mu? Tabii canım. Söyledim ya bizim otelde kalıyor i̇şte diye. Ben. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim ben. Kadını hamile haline evire çevire döv. Adamın da kalıbına tüküreyim. Boşadığı kadını hamile bırakmış. Bunu da boşamış ya. Rezillik diz boyu. Nereye kızım ya? Aa uçtun. Ya herkes benden nefret ediyor. Bütün Türkiye benden nefret ediyor ya. İnternet sitesindeki okur yorumlarından sosyal medyada yazılan yazılara kadar herkes aynı şeyi söylüyor. Ülkemizdeki bütün kadınlar modelimizden nefret ediyor. Bu kampanyaya daha fazla devam edemeyiz Kerem Bey. Tabii eğer batmak istemiyorsak. Bakın, her şey daha çok taze. Yani birkaç hafta ortalıklarda görünmezse olay soğuduktan sonra... Sizinle konuşacaklarımız bitti Fırat Bey. Bundan sonra bu Sancaktar Kozmetik'in iç meselesi. Ama Kerem Bey, biz ajans olarak... Çıkabilirsiniz. Doğru karar. Geç ama doğru karar. İclal. Umarım evdesindir. Şimdi oraya geliyorum ve gerçekten konuşmamız lazım.
Bir peşimde paparazzi eksikti. Hiç kafan basmıyor senin değil mi? Hı? Sen Yiğit'in etrafında olduğun sürece bundan sonra ben hep senin önündeyim. Karnımda sevdiğim adamın çocuğuyla ben bundan sonra hep önündeyim. Bundan sonra kork benden. Daha önce hiç korkmadığın kadar çok kork. Çünkü ben daha önce hiç olmadığım kadar çok güçlüyüm. Allah'ım sen sabır ver yarabbim. Sen sabır ver yarabbim. Fotoğraf falan da çekmiyor. Gazeteci değil bu. Yiğit. Yiğit. Hadi bakalım. Gör bakalım şimdi nereye gidiyoruz biz. Annesinin kuzusu. Başkasını da elletmez, sürdürmezmiş. Anne bu iz kalmaz değil mi ya? Bunu yapmadan önce şu tırnaklarını biraz kesseydin Yiğit'i tabii. Aa anne. Başlama Yiğit gibi. Allah Allah. İclal. Benim. Annen. Önceden planlamadım. Tahrik etti beni. Öyle saldırdım işte ben de. Yavrum. Bir daha kendine zarar vermeni istemiyorum. Şu güzelim suratını ne yaptın be çocuğum? Boşuna yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Yiğit inanmadı. Ben de amacıma ulaşamadım sanıyorsun. Yok anne yok. Ben amacıma ulaştım. Daha da devam edeceğim. O ikisinin üstünde öyle bir kamuoyu baskısı oluşturacağım ki o ikisi bir daha değil yan yana gelmek aynı sokakta bile duramayacaklar. Hadi bakalım atla. Ben öğretmeniyle konuştum. Durumdan haberdar. Sen de birkaç teneffüsü bahçede çaktırmadan bekle tamam mı? Bir terslik olursa bana haber ver. Anladım Yiğit Bey. Hadi kolay gelsin. Yiğit'e bak ya. Üf, yazık vallahi. Şoförü tembihliyor resmen. Yiğit. Burada mısın? Ben biraz evde bekleyeceğim. Sen çık istersen. Neyse Allah'tan Mert'in yaşı küçük de. Duymaz belki. Nazan sen bugün çok konuştun ya. Evde durma git alışveriş falan yapsan bugün biraz ha. Yok yok. Aman kimseye bulaşmam ben. Öf, benim derdim bana yetiyor zaten. Bugün mü taburcu oluyorlar? Ya buraya geleceklerini zannetmiyorum. Cahit bak söz verdim. O kadının avukatıyla asla muhatap olmayacaksın tamam mı? Ne alakası var canım? O mevzu benim için kapandı. Yani emin ol elmas için de kapanacak. Hadi oyalama beni. Toplantım var. Geç kalıyorum. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Ahmet Bey merhaba. Cahit Kozan ben. Karşı tarafa bugün görüşmeyi kabul ettiğimi iletebilirsiniz. Gözün Nur Hanım'ın üstünde değil mi? Nerede şimdi o? İyi mi? Hilal. Anne.
Vallahi sıktın beni artık ya. Git Yiğit'i işte. Git. Onun üstünde göster bu marifetlerini hadi. İclal, bir daha benden habersiz adım atmayacaksın. Senin silahın karnında. Şimdi senin mağrur, vakur olma zamanı. Sakin olacaksın. Karnındakiyle kaybetme şansın hiç yok. Yeter ki sakin. Anne yeter. Allah'a sıkıldım. Hadi çık hadi. Anne! Sen bana ne yaptın İclal? Ha? Lan oğlum, hasta etme adamı. Ne demek nereye gittiğimizi anlamadım. Yiğit Bey, vallahi şu an yoldayız ama sanırım beni yakaladı. Bak şimdi ya. Oğlum sen dünkü çocuk musun? Hem yakalanıyorsun hem atlatıyor diyorsun. Affedersiniz Yiğit Bey ama hanımefendi de insan gibi kullanmıyor ki. Neredesiniz lan? He? Nereye gidiyorsunuz? Kaybettim efendim. Kaçtı. Nereye gidiyor bilmiyorum. Hadi bakalım Yiğit. İnşallah sen de oradasındır. İkiniz de dün gecenin hesabını vereceksiniz. İkiniz de. Dinlemiyor musun beni? Ha? Sana Yiğit aşağıda diyorum. Hadi çık odamdan, sonra konuşuruz. Çık. Niye İclal? He? Zor durumda mı kalırsın? Dün gece benim kaldığım gibi mi? Ben dün gece sana zarar vermek istemedim. Ama verdin. Senden rica etmiştim. Hayatımda ilk kez senden kendim için bir şey istemiştim. Dün gece benim için önemli dedim. Mahvetme demiştim. Sen ne yaptın peki? Benim senin için yaptığım onca şeyden sonra sen dün gece ne yaptın? Kes sesini. Kes sesini, bak aşağıda herkes duyacaklar. Delirdin mi be? Umurumda bile değilim değil mi? Gözünde benim de, benim hayatımın da en ufak bir değeri yok değil mi? Yeter! Yeter, sus artık ya. Duyacaklar diyorum sana. İclal'in sesi mi o? Vallahi telefonla kavga ediyor herhalde. Tamam, sen in aşağıları toparla. İn. Tek bir şey duymak istiyorum İclal. Sadece tek bir şey. Senin için yaptığım tüm şeylerden sonra ben dün gece böyle bir teşekkürümü hak ettim. Biliyor musun? Ne kaybettiğim iş, ne batıracağım ajans. Bunların hiçbiri benim umurumda değil. Ama dün gece o hissettiğim değersizlik. Allah beni kahretsin ki hala umurumda olan tek bir şey var. O da bu yüzden. Bana hissettirdiğin o değersizlik. İşte bu benim umurumda. Neredesin Nur ya? Neredesin? Güzel, sen de buradasın. O iftiracı, o yalancı nerede ha? Nur! İçlerle konuşmadan buradan gitmeyeceğim. Nur, sakin ol. Cevap ver. Allah'ım, ne diyor bu adam? Kendine gel. Kendine gel artık ya. Dün gecenin seninle bir ilgisi yoktu diyorum sana. Olay çıkarmaya gelmedi. Ama o yalan söylüyor. Bunu itiraf edeceğim. İşte bütün mesele bu, anlamıyor musun? Karnımda benim çocuğumu taşıyorsun ama bunların hiçbirinin benimle ilgisi yok. Sen. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen ne dedin?